Merhaba arkadaşlar. Üniversite sınavı için AYT Edebiyat soru tahminlerine devam ediyoruz. 8. videoyla karşınızdayım bugün de. Dün 7. videoyu yükledim. Çok güzel yorumlar geliyor. Takip ediyorum hepsini. Mümkün olduğunca cevap vermeye çalışıyorum biliyorsunuz. Ee, videolarımızı paylaşarak bana destek olabilirsiniz yorum atarak yine destek olabilirsiniz moral motivasyon açısından aslında karşılıklı bir şey bu karşılıklı etkileşim siz bana moral veriyorsunuz ben size moral veriyorum bu şekilde sanırım e, başarıya doğru birlikte ilerleyeceğiz bu sene de çok sayıda soru tutturacağız çok fazla soru geliyor geçen yıl soru tutturdunuz mu evet soru tutturduk hatta bütün soruları tutturduk arkadaşlar. 3 ee, gün önce hatta sınavdan 3 gün önce e, Necati Cumalı ile ilgili e, birebir sınavda çıkan e, sorunun ikizini yayınlamıştım. E, hatta bu anlamda belki şaibeli bir durum bile ortaya yaratmış olduk, çıkartmış olduk. E, Necati Cumalı sorusu ki çok zorlayan sorulardan birisiydi birçok kişiyi e, aldığım istihbarata göre, e, edindiğim izlenime göre veya başka bir ifadeyle söylersek. E, bu şekilde yani çok 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 soru tutturduk hem kitaplarımızla Edebiyat Bilgileri Soru Bankamızla. E, bu senede Kavram Haritası var Çöz Kazan yayınlarından çıkan oradan da çok güzel e, şeyler çıkacağını düşünüyorum. Yine soruları tutturacağız. Edebiyat adına kaçırdığımız herhangi bir şey olmayacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Hadi başlayalım. Parçanın alındığı roman aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir? Senin için gidilecek iki yol var. Ya cemaate uymak ya çekip 8. 7. 6. 5. köylere doğru gitmek. Burası bizim 10. köyümüzdür artık. Dünyada köy çok. Doğru düşünenler, doğru söyleyenler, olmaz diyenler, kafa tutanlar, dikine dikine gidenler buraya. Uysallar, ön düğmeleyenler, peki diyenler, evetçiler oraya, geriye. Dök, düşün, işine geleni seç. Ee, dikkat edin burada köy vurgusu, 10. köy vurgusu özellikle yapılmış bu parçada. Buna dikkat edelim ve doğru söz söylemek, toplumun yararına söz söylemek ön planda tutulmuş. A. Peyami Safa, B. Bahattin Öz, e, özür dilerim, B. Ahmet Hamdi Tanpınar, e, C. Bahattin Özkeşi, D. Fakir Baykurt, E. Tarık Buğra. Evet e, buradaki eserimiz 10. Köy. 10. Köy isimli eserimiz de arkadaşlar toplumcu gerçekçi önemli isimlerden birisi. Aynı zamanda köy romanı denildiğinde akla gelen en güçlü isim fakir Baykurt olacak. Evet bir diğer soruyla beraberiz. Parçada yeni bir kişiliğiyle ilgili olarak bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Romanlarında öncelikle Toroslardan Çukurova'ya inen ve bereketli topraklar üzerinde işçilik yapan insanların hayatını ele alarak anlatmaya çalışmıştır. Onun romanlarında toprak vardır ancak bu toprak tarımsal mekanizasyona uğramış büyük bir topraktır ve sanayiye yakındır. Çırçır fabrikaları ile tarlaların içine doğru içi içe olduğu bir dünyada içinde köylünün değil işçileşme sürecindeki insanın sorunları ve yaşamı ele alınmaktadır arkadaşlar. Şimdi sadece Toroslar, Çukurova ve köy problemi deseydi, köy kasaba belki problemi deseydi bizim aklımıza tabii ki bir isim gelecekti. Özellikle efsaneleriyle aklımızda yer eden, efsanevi bir dil kullanan, halkın dilini kullanan Yaşar Kemal gelecekti. Fakat bu şıkkı özellikle sanayileşme e, meselesiyle beraber, makineleşme meselesiyle beraber elemekteyiz arkadaşlar. Şıklarımıza bakalım yine de. A. Orhan Kemal. B. Cevat Şakir Kabağaçlı. C. Yaşar Kemal. D. Muzaffer İzgü. E. Sabahattin Ali. Şimdi Cevat Şakir Kabağaçlı'nın topraktan ziyade denizle ilgili hikayeler kaleme aldığını, romanlar kaleme aldığını biliyoruz. Yüz arasında da yine Aganta Brunia Bruneta var. Ee, bunun dışında Yaşar Kemal'den az önce bahsettim. Daha farklı efsanelere yönelen, halk kültürüne, folklara yönelen bir sanatçı olduğunu özellikle biliyoruz. Muzaffer İzgün'ün de topraktan ziyade e, genel olarak insanların hani siyaset, e, mizah gibi unsurların geçmesi gerekirdi burada. Bunlara yer verdiğini biliyoruz. Sabahattin Ali'nin de e, özellikle romanlarında farklı farklı unsura yönelebildiğini, işte Kürk Mantolu Madonna'da bir Aşk hikayesi anlatılırken, buruk bir aşk hikayesi anlatılırken, Kuyucaklı Yusuf'ta bir mücadele anlatıldığını belirtebiliriz, arkadaşlar. Bir başka eserinde de yine Aydın problemini ele aldığını biliyoruz, arkadaşlar. Evet, burada cevabımız Orhan Kemal. Orhan Kemal Toros'u, Çukurova'yı işçisiyle özellikle ele almıştır, fabrikalarıyla ele almıştır diyebiliriz ki özellikle bazı eserlerin ön plana çıktığını. ...söylemek mümkün. Bereketli topraklar üzerinde, yine kanlı topraklar, çırçır çır fabrikalarında geçen... ...özellikle murtaza isimli eseri sayılabilir arkadaşlar. Avare yıllar gibi, arkadaş ıslıkları gibi eserler sayılabilir. Devam ediyorum arkadaşım. Üçüncü soruyla beraberiz. Bu parçada boş bırakılan yere getirilmesi gereken eser aşağıdakilerden hangisidir? Toplumcu gerçekçi romancılarımız arasında dikkat çeken yazarlarımızdan biri de İlhan Tarus'tur. Tarus'un nokta nokta isimli romanı günlük tarzında düzenlenmiş bir cumhuriyet savcısının başından geçen olayları anlatan bir romandır. Günlük tarzında arkadaşlar. Romanda ele alınan çevre Maraş'ın bir ilçesidir. İlçede yasalar, yasalarla ekonomik ve siyasal güce elinde bulunduran çıkar çevrelerinin çatışması ele alınmaktadır. Kendisini çevrenin tek hakimi kabul eden Ali Ağa, Cumhuriyet'in getirdiği yeniliklere karşı olmakla birlikte çıkarlarını siyaset ve güç unsurlarıyla birleştirmeyi başarmıştır. A. Yeşilkaya Savcısı B. Dirinada Son Gün C. Ceza Hakimi D. Doktor Moro'nun Mektubu E. İçimde Çiçekler Açınca Şimdi İlhan Torus'un ön plana çıkan eserinin özellikle de ee, bu Cumhuriyet Savcısı meselesi girdiği zaman devreye. Ali Ağa meselesi girdiği zaman devreye. Tabii ki varılması gereken sonuç Yeşil Kaya Savcısı'dır. Eser 1955 yılında kalem alınmıştır arkadaşlar. Parçada söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Roman, Güllü'nün bir otomobille Muzaffer Bey'in çiftliğine getirilişinden sonra başlar. E, dikkat edin Güllü burada ve çiftlik. Muzaffer Bey ve çiftlik meselesi. Genç kızın güzelliğinin etkisinde kalan Muzaffer Bey onu yeğeniyle evlendirmek yerine kendisi evlenir. Aklını ve güzelliğini kullanmasını bilen Güllü, Muzaffer Bey'in ekonomik gücünü de ustalıkla kullanarak kısa bir zamanda çiftlikte söz sahibi olur. A. Vukuat var. B. Hanımın çiftliği. C. Amerikan sargısı. D. 10. Köy. E. Sarı Traktör. Şimdi Eserler dikkate alındığında zaten burada hemen dikkatimizi çeken bir hikaye bu. Çünkü nereden diziye aktarıldığını biliyoruz. Hem Yeşilçam'da aktarıldığını, film olarak karşımıza çıktığını hem de yakın bir zamanda diziye aktarıldığını biliyoruz. Buradan aklımızda kalmıştır. Öyle veya böyle fragman da olsa izlemişizdir diye düşünüyorum. Hanımın Çiftliği Orhan Kemal'e ait bir eser arkadaşlar. Cevabımız Hanımın Çiftliği olacak. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde yazılmış toplumcu gerçekçi eserler için söylenemez? A) Köylü, işçi, dar gelirli veya geliri olmayan insanlar romanın merkezinde yer aldı. Doğru. B) Köyden kente göçün beraberinde getirdiği sorunlar ele alındı. Doğru. C) Halkın uğradığı düşünülen haksızlıklar üzerinde duruldu, eleştirel roman örnekleri verildi. Doğru. D) Aydın insanın metropol yaşantısı içerisinde düştüğü psikolojik buhran, yalnızlık önemli temalardan biri oldu. Şimdi dikkat edin aydın insan diyor, metropol yani şehir yaşantısı diyor ve onun düştüğü içsel bunalım diyor. Bu tabii ki bize bizi modernizme ya da postmodernizme götüren ifadeler. Dolayısıyla cevabımız D. Bu toplumcu gerçekçi eserler için söylenemez. Ama E şıkkını da okuyalım yine biz. Konuşma dili kullanıldığı eserlerde Yöresel ağızlara da yer verildi. Evet, doğru arkadaşlar. 6. sorudayız. Parçada boş bırakılan yere getirilmesi gereken eser aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Nokta nokta Çukurova'da 19. yüzyılın sonlarından başlayarak 1950'li yılların başına kadar ortaya çıkan gelişmelerin aileler üzerindeki etkisini göze alarak işlemektedir. Yazar, ihtiyar bir eskici ile iki oğul arasındaki ilişkiler ve çalışma usullarına dayalı olarak Adana ve çevresindeki sosyal gelişmeleri, pamuk toplama sırasında çekilen güçlükleri ve her şeye rağmen aile içi ilişkilerdeki sevgi kavramını ele alarak değerlendirmektedir. Dik, dikkat edin ihtiyar bir eskici ve iki oğlu arasında geçiyor. Bizim için önemli bir tüyo bu. Orhan Kemal'e ait bir eser bu arada bu eserimiz. Bakalım şıklarımıza. A. Evlerden biri. B. Eskici ve oğulları. C. Kötü yol. D. Yalancı dünya. E. Arkadaşlıkları. Şimdi buradan bazılarıyla ilgili kısa açıklamalar yapayım. Önemli olan ve karşımıza çıkma olasılığı çok yüksek olan eserlerle ilgili olarak özellikle. Şimdi arkadaş ıslıklarında sanatçı özellikle gençlik yıllarını anlatmaktadır. Avarelik yıllarını anlatmaktadır Orhan Kemal. Yalancı dünyada biraz daha biz bireysel bir temaya daha dönük bir eser olarak karşımıza çıkıyor. Kötü yolda işte köyden kaçan, ünlü olmak için evinden kaçan, bir genç kızın başına gelen olumsuz şeyler anlatılmaktadır. Cevabımız Eskici ve Oğulları arkadaşlar. Eskici ve Oğulları çok güzel de bir eserdir. Kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Bir babanın hükmünü yitirmiş aslında, gücünü yitirmiş bir babanın e, oğulları üzerinde hala egemenlik kurma çabası anlatılmaktadır eserde. E tabii onları bir yandan da belli bir seviyeye kadar kırabilmekte evlat oldukları duygusuyla yine de onların e, onlar için üzülmektedir. Parçada boş bırakılan yere getirilmesi gereken eser aşağıdakilerden hangisidir? Mahmut Makal, öğretmenliğe başladığı yıllarda Varlık Dergisi'ne yayınlanmak üzere gönderdiği, çalıştığı köylerle ilgili gözlemlerini ve mektuplarını kitaplaştırarak nokta nokta adını verdi. Makal'ın kendisini izleyen köy enstitüsü yazarlarımız üzerinde derin bir etki yaratan çalışması aynı zamanda bir roman olarak değerlendirildi ve üzerinde çok konuşuldu. Eser, gerçekçilik akımının doğ doğru kabul edilen rapor, not ve röportaj tekniğinin bir araya gelişiyle oluşan roman anlayışına yakınlık gösterir. Eser günlük kıvamında, röportaj kıvamında, notlar kıvamında bir eser. A- Bizim Köy, B- Köyümden, C- Hayal ve Gerçek, D- Memleketin Sahipleri, E- Köyün Kamburu. Şimdi Mahmut Makal denildiğinde özellikle bir eserinin en öne çıktığını ve bunun sorulacak sayar, bunun sorulma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Bu da tabii ki boşluğa getirmemiz gereken Bizim Köy isimli eseri arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A. Türkiye Edebiyatı'nda köye yöneliş Ebu Bekir Hazım Tepeyra'nın başa isimli romanı ile başlar. Bunu kenarda tutalım. B. Toplumcu gerçekçi bakış açısına sahip sanatçılar realizm ve naturalizm akımlarından etkilenmişlerdir. Doğru. C. Toplumcu gerçekçi eserlerde duygulardan ziyade düşünceler ağırlık göstermektedir. Doğru, düşünce ağırlıklı. D. Marksizm ve sosyalizm gibi düşünce akımlarının etkisinde gelişen toplumcu gerçekçi roman sanat toplum içindir görüşünde oluşturulmuştur. Doğru, sanat toplum içindir mantığı vardır. E. Toplumcu gerçekçiler halkı, halkın problemlerini yine halkın dilini kullanarak kaleme almışlardır arkadaşlar. E bu da doğru. Onların anlayacağı dilde bir dili tercih etmişlerdir. Fakat Ebu Bekir Hazım Tepeyra'nın Küçükbaşı isimli eseri değil, köye yönelişin ilk adımı nedir? Nabizade Nazım'ın Karabibik isimli eseridir arkadaşlar. Bu nedenle bu şıkkı yanlış, bilgi yanlış olarak değerlendiriyorum. Dokuzuncu sorudayız. Aşağıdakilerden hangisinde açıklama ile ayraç içindeki eser uyuşmamaktadır? Açıklama ile ayraç içerisindeki eser uyuşmamaktadır. A. Reşat Nuri Güntekin'in sadece iki romanı Cumhuriyet'in ilanından önce yazılmıştır. E, Çalı Kuşu verilmiş burada. Çalı Kuşu evet e, Cumhuriyet'in ilanından önce yazıldı. Savaş yıllarında hatta Mustafa Kemal Atatürk'ün bu eseri okuduğunu cephede okuduğunu biliyoruz. B. 2. Abdülhamit dönemindeki baskıyı sosyal yaşamı bu romanda görebilmekteyiz. Nedir bu? Damga. Evet doğru. C. Reşat Nuri Güntekin bazı romanlarında bireysel konulara yönelmiş... Aşk temasını ön plana çıkarmıştır. Ve değirmen verilmiş burada. Fakat değirmenin bir kasabanın başına gelenler üzerinden aslında Osmanlı'nın son dönemi perişanlığı anlatıldığını biliyoruz. Bir deprem gerçekleşir. Aslında deprem gerçekleşmez ama kaymakamın başına depremi andıran bir şey gelmiştir. Deprem olduğuna inanır başlangıçta ve Osmanlı'ya hatta Avrupa'ya bu tarzda haberler gider. Bunun üzerine kaymakam geri adım atamaz gerçeği öğrendiğinde bile. Kasaba zaten perperişan bir haldedir. Evler yıkık döküktür fakirlikten kaynaklı olarak. Fakat kaymakam sadece makamında yaşayan bir insan olduğu için, halkına duyarlı bir insan olmadığı için başlangıçta bunları fark edememiştir. Tıpkı Osmanlı'nın son dönemlerindeki yöneticilerde olduğu gibi arkadaşlar. Cevabımız C. Reşat Nuri. D şıkkına da bakalım yine. Katı kuralları olan Zehra öğretmenin yaşama hakkında yanlış bildiklerinin bir defter aracılığıyla öğrenmesi anlatılır. Ve roman üzerinden okuyucunun duyguları, düşünceleri sorgulanır. Eserimiz Acımak doğru. Zehra öğretmen babasıyla ilgili bir takım sorunlar yaşamaktadır. Ee, acıma duygusu olmayan bir öğretmendir. Çok katı kuralcı bir öğretmendir. Ama iyi bir öğretmendir aynı zamanda. Eksik olan bir şey vardır Acımak duygusu. Onu da romanın sonunda e, babasından kalan defteri okuduktan sonra kazanır, o duyguyu tekrar edinir. E. Reşat Nuri Güntekin bazı romanlarında Anadolu yaşamını, Anadolu gerçeklerini gözler önüne sermiştir. Kavak yerleri doğru bir tespit. 10. sorudayız. Parçada söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Yazar, eserde realizmin sanat anlayışını, anlayışına derinden etkiden, deney ve gözlem mantığına yeteri kadar titizlik göstermiş midir? Bunlar tartışılabilir. Bütün derin farklılıklarına, farklılıklara sahip şeylerin birbirlerini şiddetle ettikleri veya birbirleriyle bir noktada uzlaşıncaya kadar bir savaşa girdikleri düşünülürse halkın bu tepkisi karşısında bıkan Ahmet Celal, Ahmet Celal önemli bir ipucu. Acaba Yakup Kadri'nin diğer romanlarındaki gibi mücadeleden çok küsen, kenara çekilen diğer roman kahramanları gibi kendi mizacında mıdır? Gibi bir takım sorular üzerinden sorumuzu oluşturduk. Ahmet Celal özellikle belirleyici mücadele ifadesi oldukça belirleyici. Dikkat edin ve halkla ilgili sorunu var biliyorsunuz Ahmet Celal bu bu eserde Ahmet Celal ve halk arasında yani aydın kesimli halk arasındaki uçurum gözler önüne serilmeye çalışılmıştır. Tezli bir romandır. Yakup Kadriye aittir. A. Yaban. B. Sodom ve Gomere. C. Ankara. D. Panorama. E. Hüküm Gecesi. Eserimiz arkadaşlar yaban isimli eserdir. Bu eserde Ahmet Celal'in hikayesi anlatılmaktadır bir kolunu kaybeden Ahmet Celal... Mehmet Ali'nin emireri Mehmet Ali'nin köyüne yerleşir ve orada yaşamaya başında başlar köylü kendisine yabancı olduğu için ve onlar gibi olmadığı için yaban lakabını takarlar gizliden gizli arkasından bu şekilde konuşurlar o şekilde bakarlar. Ve ilk defa köylüyle karşılaşan, ve onların yaşantısıyla karşılaşan Ahmet Celal de onları başlangıçta tepkiyle karşılar fakat daha sonra onları anlamaya çalışır hatta zaman zaman hak da verir. Arkadaşlar umarım sorularımızı beğendiniz. Bu sorularla umarım ÖSYM'nin yapacağı sınavda da karşılaşırsınız ve böylece çok güzel bir sonuç elde edersiniz. Başarılar diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere ki en kısa zamanda olacak bu. Göreceksiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.